اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yok. Senin engellediğini verecek yok. Takdir ettiğin şeyi geri çevirecek yok. Hükmettiğini değiştirecek yok. Doğru yola gelmesine yardım etmediğini hidayete erdirecek yok. Hidayete erdirdiğini saptıracak yok. Zorlaştırdığını kolaylaştıracak yok. Kolaylaştırdığını da zorlaştıracak yoktur. Ya Rabbi, rızanı, Cennetül Firdevsini ve cemalini talep ediyoruz. Rızanla, Cennetül Firdevsinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Ya İlahena, Rabbimiz sensin. Ya Rabbena, Rabbimiz sensin. Allahümme Rabbena, Ya Rabbena, takabbel minna salatena, namazımızı bizden kabul buyur. Ve siyamena, ve orucumuzu bizden kabul buyur. Ve kıyamena, ve kıyamımızı. Ve kıraatena, ve kıraatimizi. Ve rükuana, ve rükumuzu. Ve sucuduna, ve sucudumuzu, secdelerimizi. Ve teşehhudena, ve teşehhudumuzu. Ve tesbihana, tesbihatımızı. Ve tehlilena, tehlilimizi. Ve tadarruana, yalvarmamızı bizden kabul buyur. Ve temmim ve taksiratina, noksanlıklarımızı tamamla. وَلَا تَضْرِبْ بِهَا وُجُوهَنَا يَا مَوْلَانَا, onları yüzümüze çarpma ya Mevlana. Bismillah. Ey arz ve semanın kayyumu olan Allah'ım, seni ve senin bütün masnuatını ve mahlukatını şahit tutarak ilan ederiz ki, sen kendisinden başka hiçbir hak mabud bulunmayan Allah'sın Celle Celaluhu. Sen birsin, şerikin yoktur. Günahlarımızın affı için sana dönüyor ve istiğfar ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, senin kulun ve Resulün olduğuna ve en son peygamber olduğuna şehadet ediyoruz. Allah'ım, onun hürmetine nasıl münasip ve senin rahmetine nasıl layıksa, ona ve bütün al ve ashabına öylece salat ve selam et. Amin. Sanal alemde de yardımınız cemil olsun. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com/yadıcemilresmihesabı. twitter.com/yadıcemildua. Web www.yadicemil.com. Evet, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükür, bir kez daha beraberiz ey dostlar. Dualarla giriş yapmış olduk, salavat-ı şerifelerle. Malumunuz bugün Cuma günü, yani cumartesi gününe girmiş olduk. Cumartesi gecesi. İnşallah bu noktada, bu dakika itibariyle yaptığımız duaları, salavat-ı şerifeleri Cenab-ı Hak katında kabul eder. Bugün gündüzden beri salavat-ı şerife okuduk. Okumayı tavsiye ettik ki Ankara'da bugün çok güzel yağmurlu bir gündü. Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin tecelli ettiği, rahmetin her tarafı kapsadığı bir alandı ve gerçekten gerek maddi gerek manevi yağmurların çoğaldığı bir zamanda, usulünce, suhuletle ve kararınca geldiği bir anda Cenab-ı Hak da rahmetini inzal buyuruyor. Ona sonsuz şükür olsun. Evet, önceki programlarda, özellikle birkaç programda maddi musibetler üzerine durduk. Bu musibetlerden bir tanesi yağmursuzluktu. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükür olsun ki
o konuşmalar ve yine bu programdaki istiğfarlarımız, tevbelerimiz, bütün alemdeki bütün ehl-i iman kardeşlerimizin tevbeleri Cenab-ı Hakk'ın katında inşallah karşılık buldu ki bizi yağmurla suladı. Hani Hud suresinden hatırlarsınız, Cenab-ı Hakk'a diyor ki, buyuruyor ki, tevbe ederseniz Cenab-ı Hak sizi, tevbe edin ki sizi yağmurla sulasın, yani yağmurla rızıklandırsın. Demek tevbe ve istiğfar bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın efalindeki birliği sağlamak için, rahmet fiilinin tecellisi, rahim isminin tecellisi için ciddi bir tevbe ve nedamet gerekiyor ki bu da Rabbimizin bize bir ihsanı, bir lütfudur. Evet, bu kainatta hiçbir şeyin yok olmadığını ve hiçbir zerrenin yok olmayacağını, bunların hepsinin gerek maddi gerek manevi hareketlerinin kayıt altına alındığını ve bizim her ağzımızdan çıkan sözün, her düşündüğümüz kelimenin de mutlaka bir kasıtla ifade edilmesi gerektiğini ve bunun akabinde bunların kaydedildiğini, bunun her halükarda karşımıza çıkacağını hatırlamak gerekiyor. O hesap gününden korkanlar ağzından çıkan kelimeye dikkat ederler. O hesap anından, Maliki Yevmiddin'den, din gününün sahibinden, hesap gününün sahibinden korkanlar ağızlarından çıkan kelimeye dikkat ettikleri gibi kulaklarının hangi kelimeyi işleyeceğine de dikkat ederler. Hatta gözlerinin neye bakıp neye bakmayacağına dikkat ederler. İşte bütün bunlardan sonra gözün, kulağın, dilin ve bütün azalarımızın imtihanda olduğu bir dönemde Halık-ı Alem'in kainattaki icraatını seyrediyoruz. Gerek celali anlamda musibetlerle ehli imana vermiş olduğu sıkıntılar var. Gerek celali anlamda bütün başka musibetlerle bütün insana verdiği sıkıntı var. Kainatı sıkması var. Kainatı bir anlamda germesi var tabiri caizse. Gerekse cemali anlamda celalden ders çıkarmayan, musibetten ders çıkarmayanlara nimetlere boğarak, onlara nimetler vererek, nimetler içerisinde yüzerek, cemaliyle imtihan ederek yoldan çıkanlar var. Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ki bizi celalinden de cemalinden de mahrum etmesin. Ama celalini verdiği takdirde cemalinden lütuf ihsan buyursun. Cemalini verdiği takdirde de istikameti nazarı bize nasip etsin. Aksi takdirde bütün kainatın içinde, bütün kainatla beraber her şeyin helak olacağı, her şeyin tırnak içinde yok olacağı, zahirde yok olacağı o günden korkanlar var ya, işte o gün öyle zor bir gündür ki herkes birbirinden kaçar. Anne babasından, evlat anne babasından, eşler birbirinden ve kardeşler birbirinden kaçar. Herkes birbirini terk eder. Öyle bir günden Allah'a sığınıyoruz ki, öyle bir gün ki herkes kendi derdine düşmüş durumdadır. Ve o gün gelecektir. O gün yakındır. Külluatin karib sırrıyla yakındır. Bizim için her an o gün olma ihtimali yüksektir. İşte bu sebeple Halık Alem'e hassiz şükür olsun ki sizinle beraber olduğumuz dakikalar içerisinde Rabbimizi razı edecek kelimeleri konuşmayı murad ediyoruz. Rabbimizden duamız olur ki bizi Kur'an-ı hakikatlerde buluştursun. Bu kainatın yaratılışında, devamında, sonra harabiyetinde nice manalar olduğunu hatırlamayı nasip etsin. İnsanın da, kendimizin de, kendi alemimizde, aklımızın, kalbimizin, sırrımızın, ruhumuzun, diğer bütün aza ve latifelerimizin ne için yaratıldığı hususunda anlamayı bize nasip etsin inşallah. Böyle bir uzun dua, dilek, temenniden sonra esas yine işleyeceğimiz konuyu hatırlamaya çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın insana ve kainata vermiş olduğu maddi musibetlerin kader cihetiyle çok fazla hikmeti vardır. Maddi anlamdaki tedbirleri kastetmiyoruz. Onlar zaten konuşuluyor, konuşulması gerekiyor belki ama işin esasında başımıza gelen, kendi başımıza gelen her türlü maddi musibetin mutlaka kader cihetiyle, takdir-i ilahi cihetiyle ve hakim isminin gereğiyle mütefekkirane
okumamız gerektiğini hatırlamakta fayda var. Yani Halık Alem'in celalinden gelen Celal isminin tecellisi gereği kaderin üzerimizdeki tecellisi gereği celalinden gelen musibetleri cemaliyle okumak için düşünmek gerekiyor. Mütefekkirane düşünmek lazım ki tefekkürle düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde sadece olayların dış yüzüne, yani sadece görünen yüzüne bakıp hüküm vermek ehli iman için herhalde çok sıkıntılı olsa gerek. Fakat netice itibariyle maddi sebepler, maddi gerekçeler, maddi sonuçlar elbette ki maddiyat içerisinde kaydedilir, yerine getirilir. Onlara karışmıyoruz. Ama neticede bizim Allah'a iman etmiş, gayba iman etmiş, ahirete iman etmiş bir insan olarak üzerimizdeki tecelliyatın izini, özünü ve yüzünü görmek hususunda bir gayretimizin olması gerekir. İşte bugün de o gayretimize inşallah devam edeceğiz. Bakalım bu noktada daha neler anlamamız gerektiği hususunu hep birlikte hatırlamaya çalışalım inşallah. Evet, demek ki maddi hastalıklar, şöyle demiştik, yine sizden gelen bazı sorular vardı. Nasıl dua edeceğiz diye, ne zaman dua edeceğiz, hiç dua etmeyecek miyiz? Hani maddi musibetler, maddi hastalıklar insanın faydasına verilmiş. Evet, hediye-i ilahidir, Allah'ın bir hediyesidir, bir ikramıdır, bir ihsanıdır. Cenab-ı Hak günahı affetmek için bunları veriyor, huzura çekmek için veriyor. Yani hep insanın hayrına bunları veriyorsa hiç dua etmeyecek miyiz? Yani başımız, dişimiz, dizimiz ağrıdığında, kalbimiz ağrıdığında, bir sıkıntımız, bir hastalığımız olduğunda dua etmeyecek miyiz? E hani bunlar Allah'ın hediyesiydi diye gelen suale mukabil sorulara karşılık şu söylenebilir ki bu hastalıklar, maddi hastalıklar, bütün maddi musibetler ubudiyete, Allah'a karşı ubudiyet tarzı takınmaya, ibadet etmeye mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Yani bizi namazımızdan, bizi namazındaki feyzimizden, orucumuzdan, haccımızdan, zekatımızdan, sadakamızdan, Kur'ani hizmetimizden, derse devam etmemizden, bu tür hususlardan eğer engelliyorsa, eğer Kur'an okumaktan, evrat, eskar okumaktan, yine tefsir okumaktan, hadis okumaktan, yani Kur'ani alanındaki bu meşgalemizden bizi alıkoyuyorsa bu hastalıklar, o zaman iltica edebiliriz ve o zaman iltica etmek de gerekiyor. Fakat nasıl iltica edeceğiz? Onu da bize söylüyor. O ilticanın, o dua etmenin, Rabbinden bir şey istemenin usulünü bize öğretiyor. Fakat muterizane itiraz edercesine o hastalığa, o musibete, o sıkıntıya, o kedere, o boşluğa, o yokluğa neyse, üzerindeki musibet her neyse ona itiraz edercesine değil, müştekiyane şikayet edercesine değil, böyle bir surette değil, belki mütezellilane, Halık-ı Alemin celali tecellisine karşı cemalinden lütfunu istemek. Halık-ı Alemin zıddan kadir kudretine karşı kendi aczini bilerek yine ondan medet istemek. Mütezellilane ve istimdatkârane, medet istercesine iltica edilmeli. Demek ki muterizane, itiraz edercesine iltica olmaz, dua olmaz. Belki mütezellilane olur. Müştekiyane, şikayet edercesine bir dua olmaz. Belki istimdatkârane, medet isteyerek, Cenab-ı Hakk'ın medetkar olduğunu düşünerek istimdatkârane, medet istercesine, yardım istercesine hali bir durumla iltica edilmeli. Madem ki onun Halık-ı Alemin rububiyetine, rububiyet fiiline razıyız, madem ki onu Rab ismi olarak, Rab ismiyle, Sultan ismi tanımışız, o halde o rububiyeti noktasında verdiği şeye de rıza lazımdır. Madem ki kalu belada bela demişiz, işte madem ki evet demişiz, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğimizde kalu bela, evet Rabbimizsin demişiz, o halde biz bu noktada onun bizim üzerimizdeki rububiyet tecellisine razı olmamız gerekiyor. Bu imanımızın ve kitaplara imanın bir gereğidir.
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi bi adede evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayril halki kullihim. Huvel habibullezî turca şefaatuhu li kulli hevli minel ehvali muktahim. Mevlam salat ve selam eyle daima ve ebediyen ona, sevgilin, habibin olan bütün mahlukatın o en hayırlısına. Öyle bir sevgilidir ki şefaati ümit edilmekte, başa nasıl geleceği bilinmeyen her tür tehlikede. وَصَلِّ اِلٰهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَاعَةٍ عَلَى الْمُصْطَفَ الْمُخْتَارِ مَا نَسْمَةٌ سَمَتْ وَصَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْآلِ كُلِّهِمْ كَعَدِّ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَالْرِيْحِ مَا سَرَتْ وَصَلِّ صَلَاةً تَمْلَوُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ كَوَبْلِ غَمَامٍ مَعَ رُعُودٍ تَجَلْجَلَتْ فَيَكْفِيكَ أَنَّ اللّٰهَ صَلَّى بِنَفْسِهِ وَاَمْلَاكَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَتْ İlahi sen salat et her gün ve her saatte o seçilmiş Mustafa üzerine nefes alınıp verildikçe. Salat et o seçilmişe ve ehli beytin tümüne, yerin bitkileri adedince ve rüzgarlar gece yolculuklarına devam ettikçe. Öyle bir salat et ki doldursun göğü ve yeri, tıpkı o her yeri sarsan, gök gürültüleriyle birlikte buluttan boşanan yağmurlar gibi. Doğrusu yeter aslında sana Allah'ın bizzat kendisinin salat etmesi ve meleklerinin de ona salat ve selam etmesi. Sanal alemde de yardımınız cemil olsun. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com/yadicemilresmisayfa twitter.com/yadicemildua web www.yadicemil.com